Herkese merhaba, ben Tanzer, 37 yaşındayım ve İstanbulluyum. 4 sene öncesine kadar hafta içleri hayatım aslında apartman, plaza ve alışveriş merkezleri arasında sıkışıp kalmıştı. Fakat bugün ben tarımla uğraşıyorum. Evet, tarım. Birçoğumuzun aslında her gün nimetlerinden faydalandığımız, fakat bir o kadar da uzak olduğunuz bir alan tarım. Ben örneğin eskiden 4-5 sene evvel pazartesi ne bileyim saat 8.30 9 gibi ofise yetişmek için ya metroda ya arabada trafikte olurken bugün Adana'da portakal bahçesinde veya ne bileyim Giresun'da fındık bahçelerinde vakit geçirebiliyorum. Daha çok doğayla iç içeyim. Ve zaman zaman sokakta eski arkadaşlarımla karşılaşıyorum. Diyorlar ki: "Pazar sen ne işle uğraşıyorsun?" Abi diyorum, tarımla uğraşıyorum. Nasıl yani, organik tarım mı yapıyorsun? Yok, hayır, organik tarımla uğraşmıyorum. Bildiğin tarım yapıyorum. O zaman ceviz bahçem var diyorlar. <laughs> hayır diyorum, hayır. Yani ceviz bahçesi de yok. Ben dijital tarımla uğraşıyorum. İşte bugün size biraz çiftçilikten, biraz da dijital tarımdan bahsedeceğim. Fakat önce biraz bu tarım konusunu sizlerden içselleştirmenizi rica ediyorum. Aynı zamanda Cuma gününün verdiği bir yorgunluğu da üzerimizden atalım. Şimdi en son ne zaman çıplak ayakla bir toprağa bastığınızı hatırlayın lütfen. Tamam. Geçen gün, geçen ay, ne bileyim geçen sene. Ama kum veya çim değil, bildiğiniz yalın topraktan bahsediyorum. Kahverengi çıplak topraktan bahsediyorum. Belki birçoğunuz hatırlayamayacak ama çok problem değil. Az sonra bu salonun dışına çıkacağız. Uzaklarda bir yerde, yalın ayaklarla toprağa basacağız. Şimdi gözlerinizi kapatın. Az sonra ondan geriye sayacağım ve bu salonun dışına çıkacağız. Çukurova'da bir tarlanın yanına gideceğiz. 10 9 8 göz kapaklarınız ağırlaşıyor. Şu anda salonun dışındasınız. 6 5 Sıcak, ılık bir rüzgar yüzünüze çarpıyor. Akşamüstü. Çukurova'dasınız. 3 2 Ayaklarınız çıplak. Bir çınar ağacının altındasınız. Toprak hafif ıslak. Parçaları ayağınızı gıdık. 10 gün önce yine buradaydınız. Tarlanıza pamuk tohumlarınızı ektiniz. Şu anda tarlanızın karşısındasınız ve uçsuz bucaksız tarlanızı seyrediyorsunuz. Tarlanızı dinleyebiliyor musunuz? Hissediyor musunuz? Evet. Tarla her ne kadar boş gibi gözükse de toprağın 3 parmak altında on binlerce pamuk tohumu hummalı bir faaliyet içindeler. Bir yandan toprağın derinindeki besinleri ve suyu çekebilmek için köklerini aşağı doğru salarken, diğer yandan güneşe ulaşabilmek için çimlerini yeryüzüne doğru yükseltiyorlar. Bugün siz ilk çimleri görmek için tarlanızın başındasınız. Lütfen gözlerinizi açın. Evet. 180 günlük bir sürecin ilk ve en önemli adımıdır çimlenme. Eğer tarlanızdaki tohumlar çimlenmezse o tarlayı bir daha bozup tekrar ekmek zorundasınız ve bu bildiğiniz hem zaman kaybı hem emek kaybı. Önümüzdeki 180 gün boyunca tarlanıza gün aşırı gideceksiniz. Bitkiniz yeteri kadar büyüyor mu? Suyu yeterli mi? İşte bitkinin gelişimini engelleyecek Zararlı ot var mı? Veya bir e, yabancı varlık var mı? Bunları düzenli kontrol etmek zorundasınız. Çoğumuzun alıştığı ofis işlerinden farklı. Yani sabah 8 akşam 5 5 gün boyunca full time çalıştığınız işlerden oldukça farklıdır çiftçilik. Bu 180 gün boyunca belki sadece 25-30 gün tam zamanlı çalışacaksınız ama çalıştığınız zaman da gerçekten çalışacaksınız. Sabah 6'dan gece 12'ye kadar çalışacaksınız. Bu ama tarlanızdan uzaklaşabileceğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü en önemli yaptığınız işlerden bir tanesi tarladaki gözlemler. Eğer o gözlemlerden bir tanesini kaçırırsanız, bir ilacı geç attınız diyelim veya bir gübreyi geç verdiniz diyelim, bütün mahsulünüz riske girebilir. O mahsul de sene sonunda, sezon sonunda hasatta alacağınız mahsul de sizin bir sene içindeki tek gelir kaynağınız. Alacağınız mahsul de belki çocuklarınızın eğitimle para harcayacaksınız. Evinizin eksiklerini tamamlayacaksınız. Bir sonraki hasada kadar geçiminizi sağlayacaksınız. Ha bir de bir kenara bir para ayıracaksınız ki bir sonraki sene tekrar tarlanızı ekebilin. Her şey, bu bahsettiğim her şey, çimlenmeden hasada kadar düzgün bir mahsul alabilmek ve hayatınızı idame ettirebilmek için. Az önce bahsettiğim hikayeyi Türkiye'de yaşayan 3 milyon çiftçi var. Çiftçilerin aileleri ve yanlarında çalışan insanlarla beraber kabaca 13-14 milyon insandan bahsediyoruz. Yani Türkiye'de her 6 kişiden bir tanesi toprağını şu veya bu şekilde pardon, rızkını şu veya bu şekilde topraktan kazanıyor. Bu oldukça büyük bir ekonomi. 62 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. 62 milyar doları anlayabiliyor musunuz? 62 milyar dolara siz Konya Ovası'nın %70'ini sulayabilirsiniz. Anadolu'nun tüm şehirlerini demir birbirine bağlayabilirsiniz. Bu kadar büyük bir endüstri olmasına rağmen, bu kadar büyük bir sektör olmasına rağmen gıdaya her an ucuza erişebildiğimiz için bir şekilde tarımın bizim tarafımızdaki algısı katma değersizmiş gibi algılanıyor. Bu sadece tarım için geçerli değil. Medeniyetin bize sunduğu diğer nimetler içinde benzeri şeyler geçerli. Bir şekilde bunları kanıksamış durumdayız. Örneğin ulaşım. Bugün Türkiye'nin herhangi bir yerine en geç iki saat içinde ulaşabiliyorsunuz. Veya iletişim. Çok uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızı bile başka kıtalarda otursalar bile sosyal medya aracılığıyla ulaşıp konuşabiliyorsunuz. Ne var ne yok, nasıl gidiyor hayatları öğrenebiliyorsunuz. Elektrik, gecelerimizi aydınlatan, fabrikalarımıza enerji veren elektrik. İki hafta öncesini hatırlayın lütfen, çok değil, iki hafta önce. Türkiye'nin yüzde yetmişine 12 saat boyunca enerji verilemedi. Bir hatırlayın o gün neler yaşadınız. Metrolar çalışmadı, fabrikalar durdu. Hastanelerin sadece acil servislerine enerji verilebildi. Belki toplantınıza, işinize geç kaldınız. Hayat felç oldu değil mi? Hatırlıyorsunuz. Ama hayat devam etti, durmadı. Bir de tarımın olmadığını hayal edin. Yarın gıda yok. Bir şey oldu. Şehre, İstanbul'a beş gün gıda gelmedi. Ne yaparsınız? Hayat o zaman o kadar kolay devam etmeyebilir. Hayati risk altında olabilirsiniz. O yüzden biz bize bu nimetleri sunan çiftçilerin daha iyi şartlar altında yaşamaları gerektiğine inanıyoruz. Ve Teknolojiyi kullanarak onların gelirlerini arttırmaya odaklanıyoruz. Bunu sadece çiftçiler için yapmıyoruz. Bunu aynı zamanda biz şehirlerde yaşayan insanlar için de yapıyoruz. En son, bilmiyorum herhangi bir köyün içinden geçtiyseniz nelere dikkat ettiniz? Örnek, yani şu anda bahar mevsimindeyiz, evet çiçekler var. Belki kuzular, koyunlar görüyorsunuz, etraf güzel kokuyor, her tarafta ekili tarlaları görüyorsunuz. Fakat insanlara dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yani bir daha gittiğinizde lütfen edin. Köylerde genç yok. Gittiğiniz zaman köylerde sadece yaşlı insanları görüyorsunuz. Türkiye'nin nüfus yaş ortalaması 27-28 civarında. Çiftçilerin yaş ortalaması 54. Artık gençler çiftçilik yapmıyorlar. Bizim tarımın genç nesiller tarafından üstlenilebilmesi için bugünden harekete geçmemiz lazım ve gençlerin bu işi benimsemesini sağlamamız lazım. Bu sadece Türkiye'nin problemi değil. Aynı zamanda dünyanın da problemi. Çünkü kalabalıklaşıyoruz. 2050'ye kadar 9.1 milyar kişi olacağız. Ve sadece nüfus artmayacak. Nüfusla beraber gelir de artacak. İnsanlar daha fazla şeyler talep edecekler. Et talep edecekler, süt talep edecekler, çikolata isteyecekler. Ve biz dünyayı sınırlarında kullanıyoruz. Daha fazla tarım arazimiz yok gerçekten. Çok daha azını çıkartabiliriz. Dolayısıyla bugünden 2050'ye kadar birim alandan aldığımız verimi 1.6 katına çıkartmamız lazım. Bu 1.6 kat hataya çok yer yok demek aslında. Ama bu ne kadar zor olursa olsun mümkün. Artışın Yüzde otuzu yapısal değişikliklerden gelecek. Yani ee, şöyle söyleyeyim, sulama ağının genişletilmesi veya modern tarım aletlerinin, hasat makinelerinin tarıma girmesinden gelecek. Ama çok önemli bir kısmı tarımda bilginin kullanılmasından gelecek, çiftçilerin bilinçlenmesinden, yaptıkları işi bilerek bilimsel yapmalarından gelecek. Üst üste ekinleri aynı ekinleri ekip toprağa çoraklaştırmamalarını sağlayarak gelecek. İşte biz bunun için her gün hayatımızda bizlerin kullandığı işte internet, akıllı telefon gibi teknolojileri alıyoruz. Sahadan topladığımız bilgilerle meteoroloji istasyonlarından veya traktörlerden gelen bilgilerle birleştiriyoruz. Bunları tarımsal bilgilerle anlamlandırıp bunu dijital tarım altında birleştiriyoruz. Dijital tarım da şu demek. Söke Dünyada en kaliteli pamuk yetiştirilen yörelerden bir tanesi. Sökeli çiftçiler nesillerdir pamuk yetiştiriyorlar, nesillerdir. Ve bu işte de gerçekten iyiler. Fakat o kadar üst üste yetiştirmişler ki artık bazı işleri oldukça ezbere yapıyorlar. Pamuğun başlıca düşmanlarından bir tanesi pembe kurt. Bu kadar minik gözüktüğüne bakmayın. Tarlaya girdiği zaman gerçekten duman ediyor. Yani bir hafta verin ona, hiç ürün bırakmıyor. Ve pembe kurt genelde Temmuz ayının ilk haftasında çıkıyor. Sökeli çiftçiler de her Temmuz'un ilk haftasında mutlaka ezberi ilaçlarını atıyorlar. 2010 yılında yine Temmuz'da ilaçları attılar. Bir baktılar Ağustos başında tarlalarda pamukların çiçekleri yeniyor. Aha pembe kurt. Ya evet pembe kurt. İşte dijital tarım bu pembe kurtun hayat döngüsünü takip edip hangi sene ne zaman çıkacağını söyleyen teknolojidir. Dijital tarım, Kuzey Atlantik'teki su sıcaklığı 2-3 derece düştüğü zaman Türkiye'nin sert bir kış geçireceğini ve buğday rekoltesinin %3 ile 6 arasında artacağını söyleyen teknolojidir. Bugün bu teknolojiyi, yani sunduğumuz hizmetlilerden 50 bin çiftçi faydalanıyor. 50 bin. 50 bin bir internet girişimiyle karşılaştırdığınız zaman kulağa çok büyük gelmiyor olabilir. Fakat bahsettiğimiz dünyanın en muhafazakar meslek grubu. Ya gerçekten bu insanların hayatına teknoloji sokmaya çalışıyorsunuz. Ve 50 bin kişiyle sürekli iletişim halindeyiz. Ne zaman ne ekiyorlar, ne rekolte alıyorlar, ne problemleri var. Dolayısıyla bayağı büyük bir sayım. Ben bu 50 bin kişiden binlerce hikaye olmasına rağmen beni çok etkileyen bir kişinin hikayesini anlatacağım. Hasan abinin hikayesi. Hasan abi Denizli'de yaşıyor. Hasan abinin üç tane çocuğu var. Bu üç çocuğunu altı tane ineğinin sütünü sağarak ve onu satarak geçindiriyor. Ayrıca Hasan abinin evinin arkasında iki dönüm arazisi var. İki dönüm ne demek biliyor musunuz? Kabaca bu salondan iki tane düşünebilirsiniz. Bu tarım için hiçbir şey demek. İki dönüme buğday ekerseniz senede belki 600 lira kazanırsınız ya da 650 lira. Çok para kazanmazsınız. Hasan abi buraya süt e, hayvanlarını besleyebilmek için silajlık mısır ekiyor. Mısır silajı da süt besisinde çok çok önemli bir yem. Çünkü sizin yem maliyetinizi yarı yarıya düşürüyor. Biz Hasan abiyle tanıştığımızda 7-8 senedir o tarlaya silajlık mısır ekiyordu ve dekara yani bir dönüme 2,5 ton falan ürün alıyordu. Biz atladık, Denizli'ye gittik Hasan abiyi ziyaret ettik. Dedik abi bir toprağına bakabilir miyiz? Suyunu analiz edebilir miyiz? Ha, bir de iklim değerlerine bakalım. Son 5 senede ne olmuş? Bütün bunları inceledik. Dedik ki Hasan abi sen ne yapmışsın ya? Yani bu tohum senin bölgene uygun değil. Al abi lütfen bu tohumu kullan dedik. Ve seneye tekrar konuşalım dedik. Bugün Hasan abi buçuk ton alıyor. Bir karar, bir bilgi arkasında bilim ve teknoloji koyduğunuz zaman gerçekten insanların hayatını değiştirebiliyor. Ve ben gerçekten dört sene önce bu, bunun için yola çıktım. Yani insanların hayatını değiştirebilmek için yola çıktım. Cebimde ilk çıktığımda yola sadece bir fikir vardı. Bu fikir tarımda iş yapış şeklini değiştirmek üzerine bir fikirdi. Ve ben aslında fikirleri de tohumlara benzetiyorum. Dört sene önce kendi fikrimi ektim. Bugün yaşardı ve 50 bin kişi benim fikrime, yani bu fikre inanıyor. Belki yarın buna milyonlar inanacak. Son olarak söylemek istediğim, eğer bir fikriniz varsa, eğer gerçekten o fikre inanıyorsanız, bence vakit kaybetmeyin, peşine düşün, takip edin. Teşekkür ederim.